Şimdi Ahmet de beraberiz. Herkes Ahmet diye tanır. Ben Zeynettin, Ahmet Zeynettin Kılıç diye biliyorum. Hatta Zeynettin diye seslenirdim şimdiye kadar. Çünkü benim kursiyerimdi Türkiye'de. Ehliyet vermiştik biz ona. Orada tanışmıştık. Buraya gelmeme vesile olan, sebep olan kişi kendisidir. Ahmet, neden buraya getirdin beni? Neden buraya getirdim seni? Benim seni buraya getirmenin tek bir nedeni var. O da senin isteğindi abi. Neden istedin? Bana kalbime dokunan bir kelime söyledin orada, bir cümle. Neydi o ya? Dedin ki benim her zaman bir hayalim vardı, doktor olmak gibi, okumak gibi. Hmm, Ben de vay. o an düşündüm, dedim ki Mert abim doktor olacak. Öyle mi? Ve başladık kayıtlara. Ben de sikici bir doktor. Yoksa mutluluğumu kaldıramadım. Gözümde biraz orada rezil olsun, perişan olsun mu? Kesinlikle, Dedim. kesinlikle öyle bir şey yok. Çünkü şu anda o durumdayım. Ama bunun bir sonucu da olacak. Sonucunda mutlu olacağız. Mutlu son Tam var ya. karşında eczane açacağım. Öyle Ha. mi? O zaman ben özel hastanedeyim. Karşımda. Güzel. Tam karşıma durmadan geçeceğine göre. Belki de şu sırada yapan yine bir hastane vardı. Öyle Belki mi? orada olursa Olabilir. ben de yanında. İnşallah, inşallah İnşallah. hayırlısı. Hep beraber. Ahmet, sen bana ilk zamanlarda çok güzel şeylerden bahsettin. Abi işte Nahçıvan şöyle güzeldir de böyle güzeldir falan. Bak Keşke o şimdi. zaman kayıtlar olsaydı. Keşke neyi? Keşke o zaman kayıtlar olsaydı. Kayıtlar olsaydı. Yani şu an burada konuşuyoruz ya, bu kayıtlar var. O zaman da Ha. kayıtlar Keşke o zaman. olsaydı. Ya O yalan zaman söylüyorum ben ben araba ya. sürürken sürücü kursunda Hı. orada bir kamera olsaydı yalan söylüyorsunuz değil mi? Yo yo. Falan. Şimdi ne değişti? Geçenlerde baktım. Nahçıvan hakkında güzel şeyler söylemiyorsun. Şimdi ben Ne değişti hani o zaman? Aradan 3 yıl geçti. Ne değişti? Nahçıvan hakkında o zaman da güzel şeyler söylemedim. Abi bu şehir biraz sıkıcı bir Hı. şehirdir. Canı sıkılır, belki şey yapar ama dedim ki yok kardeşim. Ben oraya okumaya geliyorum, gezmeye tozmaya değil. Ben gezecek, tozacak o zamanım oldu, gezdim tozdum. Ben oraya okumaya geliyorum kardeşim dedim. Ben demezse eyvallah abi. Müner reklam Başım kovan gözüm üstüne. hareketler. Ya. Ahmet. Kayıtlar için her zaman bekleriz. Eyvallah. Memnun musun? Şu an memnun değilim ya. Niye memnun değilsin? Ne oldu da memnun değil? Şu an son zamanlarda çok sıkıntı yaşıyoruz mesela. Sınav sisteminden ötürü mü? Evet. Bırakmak için bırakılan arkadaşlarımız var. Bunlardan birisi de benim. Yani notlarımızı tek tek okumak yerine direkt devamsızlıklara göre ya da öğrencinin gelme durumuna göre her neyse ona göre not veriyorlar. Ve bırakıp ya da geçiriyorlar. Bırakınca da her sınav başı 15 manat almanız gerekiyor diyorlar. Bunların amacı para koparmak. Her zamanki gibi, her konuda olduğu gibi. Sürekli ders limitleri koydular. Bu Geçmiş ders yıllarda bu yok muydu? kesinlikle yoktu. Çok rahattık. Hatta Türkiye'de olan öğrenciler sadece sınav için gelenler bile oluyordu. Çok rahattı, kolaylıktı. Peki bu senin aklına şunu getirmiyor mu? Ben o zaman donanımsız bir işte hekim ya da işte eczacı olarak Türkiye'ye döneceğim, bir şey öğrenemeyeceğim de Aynen değil öyle. miydi peki bu Burada eskiden? kendi kendimize bir şeyler yapmamız gerekiyor. Çünkü okulda alamıyoruz o verimi. Olmuyor maalesef. Niye alamıyorsun? Hocalar mı donanımsız, eğitim sistemi mi bozuk ya da sen mi bir türlü konsantre olamıyorsun ya da dil problemi mi yaşıyorsun? Bunlar neden söylüyor? İleride gelmek isteyen arkadaşlar belki bu videoları izler. Evet. Hani bir şeyler kafalarında önce de bir taslak oluşsun, bir Soru bilgi şartı oluşsun. kalmaz Ha. yani. Neden? Şimdi ben buraya gelme amaçlarımın birisi de ailem vardı. Ben mesela polis gibi bir hedefim vardı. Puan da yetiyordu ama kesinlikle istemediler. Sonra burası çıktı karşımıza. Ben yurt dışı düşünüyordum. Tekrardan okuyacağını, seni yurt dışına gönderirim gibi düşünceler vardı ortada. Sonra bir şekilde babamın bir arkadaşı onu bırakıp gidecekti. Babam da onlarla birlikte seyahat olarak geldi, burayı bir gördü. Bir tanıdı, şey yaptı. Baktı ki öğrenciler ders okumak dışında başka bir şey yapamayacak. Gezme tozma gibi bir durumumuz yok. Oğlum git oku da orada. Gör dedi. Çünkü ben biraz yerimde çok şey yapmıyorum. Otorluğa geçemez ki değil mi? Yerimde çok durmuyorum ben. Ondan ötürü babam da git de çalış da Sabote oku etme bizi dedi. lütfen, sabote Ben etme de öyle bir bizi. düşüncem olduğu için ve eczacılık basit geldiği için olur dedim yani. Çok şey yapmadık. Ve bir şekilde kendimi burada buldum. Kayıtlar derken, şey, belgeler derken hepsini ayarladık ve burada buldum kendimi. Bunu Türk yapar. istedim, öyle yapma. Başlarım Türkiye, herkes iç kanalı, olmaz. Yapıştır yapıştır. Gelsin Bu arada öğrenciydi, burada. idare edin. İdare Burada edin. böyle zıvık öğrenciler de oluyor. Her çeşit Evet. öğrenci de oluyor. Burada cılık değil, Bu cılık. cılık arkadaşımız bunun Evet. aynı zamanda kuzeni nasıl bu kadar olabiliyor ben anlamadım. Aradaki farka bak, uçurum ben.
Bunu bununla böyle şey yapacağına, böyle hareket yapacağına. Evet. Üstüne oturursan. Evet. Daha iyi mi pasör hocam? Sorsan daha iyi. Bir hoca öyle diyordu. Valla ben öyle söyleyeyim sana. Body hocası. Aynen. Git dene. Ses gelmesin ama. Kamla görmüşüm burada. Çalık sesi gelmesin. Şimdi evet. Zeynettin, sen soruyu yanlış anladın ya da soruyu tam unuttun mu? Ne yaptın ben soruyu sorduktan sonra? Yani. Ben dedim ki sen şunu diyorsun. Hani buranın eğitim sisteminden memnun değilim. Değil. Baştan memnundum, sonra da yavaş yavaş olmamaya şimdi başladım. Başta sebebi neyse, ne? Sonunda da öyle olması gerekmiyor mu? İlk başta bir rahat bıraktılar, bir rahata alıştık biz. Sonra bir anda sıktılar. Ne aradığını şaşırdım. Buna haklı değil miyim sence de? Sen ilk geldiğin sene de biraz rahattı. Hatırlıyorsun belki. İkinci dönem öyle oldu. Doğru, haklısın. İlk dönem bu e-jurnal falana geçtiler herhalde, ha, o yüzden daha bir sıkmaya geldi, başladılar. Biraz geliştirdiler ama yani bu ilk başta böyle olması gerekiyordu. İlk yerden böyle olunca biz de ne uğradığımı şaşırdık yani. Ama sonuç itibariyle yeni bu yapılan sistem daha iyi. Yani daha kötü iyi. Kötü diyemeyiz. Daha iyi. Eğitim açısından daha iyi. Doğru. Burada zorlandığın şey, dedin ya hani okuldan bir şeyler alamıyorum ya da yeterli alamıyorum. Hı. Burada alamadığın şey şu mu? Hocaların donanımsızlığı olabilir. Bu olabilir. Dilde problem yaşıyorsun olabilir. Dile çok şükür 3 senedir, 4 senedir buradayız, alıştık bir şekilde. Hocaların yani şimdi ilk senelerde biz bir bilgi birikim edemediğimiz için sonraki senelerde de hoca bir şey soruyor. Bunu biz ilk senelerde anlatmışız biliyorsunuz diye her şeyi anlatıyor pataküte. Ve biz bilmiyoruz, bakıyoruz, dinliyoruz, geçiyor yani. Şu an bizim sınıfta... Bu sınıftaki herkes için geçerli herkes mi yoksa sen için? Sadece Azeri talebeler için geçerli. Niye Azeri talebeler için geçerli? Azeri talebeler için biraz daha sıkıyorlar. Daha fazla, ilk başlarda da öyleydi. Şimdi daha yine aynı şekilde... O zaman şöyle bir şey, şunu diyebilir miyiz? Bir torpil... Sene başında, ilk yıllarda sen de eğer onlar gibi, yerli vatandaşlar gibi, o Azeri öğrenciler gibi sen de dört elle sarılsaydın, onlar gibi çalışsaydın, bugün sen de onlar kadar donanımlı olur muydu? Evet. Olurdun. Çalışıyorum. O zaman bu seninle ilgili bir şey. Bunu sen okula bağlayamazsın. Ben okula bağlıyorum çünkü ortam da öyle. Çünkü herkes öyle. Şu an sınıfta kim ne yani söylüyorsa. Bu... Sadece diyor ki salı günü şu hocanın performansı anlatmamız gerekiyor. Sadece o günün o derse çalışıyor. Başka da hiçbir derse sınıfta kimsenin çalıştığı yok. Onu anlatmak için. Sınavlar için tek tük öyle çalışanlar var. Tamam da bu öğrenciler şunun farkında değil mi? Okul bittikten sonra bir denklik sınavı girecek. Denklik sınavı için benim şimdi bugün çalışıyor olmam lazım. En azından sınava hazırlanırken bu bilgilere aşina olursam ya da bildiğim, izlediğim, dinlediğim şeyleri ben bir daha o zaman sınava hazırlarken hemen hatırlamış olurum, pekiştirmiş olurum. Değilmiyor mu hani öğrenci bunu? Yani bunu biz... bu bize de bitiyor aslında. Bizim de çalışmamız gerekiyor. Haklısın abi. Hani, ben bunu niye sana sıkıştırarak bunları soruyorum? Ben öğrenciler ilk geldiğim yılda bunu gördüm. Hani her tanıştığım kişiye işte şey diyor ya, çok sıkıyorsan rahatına bak. Sen niye bu kadar kafaya takıyorsun? İşte zaten geçeceksin. Zaten işte notları sene sonunda yüksek veriyorlar demeleri üzerine bunu soruyorum. Abi ben o fikirde değildim. Çünkü evet, buradan ben diplomamı bugün de bana verseler ben hayır derim. Benim önce bir şeyler öğrenmiş olmam lazım. Buradaki buradan mezun olduğum zaman... Buradaki öğrenci %80 hatta 90'ı diploma için burada. İşte bunların yarın öbür gün doktor olacakları da o ortada kaçınılmaz son yani. Bu adam gidip YÖK'e başvuracak. YÖK'ten sonra sınavı geçerse doktor olacak ki o sınavda burada hiçbir şey almazsan, donanımsız gidersen geçemezsin. Sonra şey yapmam gerekecek. Çok çok çalışman lazım. Tekrar girmen gerekecek o sınava ki geçesin. Aynen. Ya o temel olmadığı için sende. O temel olmadığı için sende. Boşuna gelmiyor. Ama yani ilk geldiğin seneden bir bilgi birikim, bir çalışma gerekiyor. Şimdi biz ilk başta rahat bırakıldığımız için şimdi çalışma gibi bir şeyimiz yok. Yani olmuyor. Gelmiyor hevesen. Yok. Sıfırdan başlasan nasıl olur? Sömestrlerde ilk yılların... İşte patolojisini, fizyolojisini falan yeniden alsan. Çok güzel olur. Hı? Olur değil mi? Olur ama içinden geliyor diyorsun yani. Bu videoyu şimdi yeni başlayacak olanlara göstereceksin değil mi? Yani bir paylaşırız. Bir şey olursa eğer. YouTube'da paylaşırız, izlemek isteyen izler. YouTube'da paylaşırız. Herkese selam. Merhaba arkadaşlar. Beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Gelince beni bulan bana. Azerbaycan'da gelince... Ahmet Kılıç falan değil, sarandı burada.
Yani gelseler yani kendileri bir de ilk geldikleri ay falan bayağı sıkıntı çekecekler. Alışma gibi, gurbet gibi, aile özlem gibi büyük sıkıntılar çekecekler. Şimdiler tabii öyle bir şey yaşamamış çünkü yaşının olduğu şeye yaşın verdiği aynen. Olgunluk bir yer. Daha da kurcalama. Bilmeyenlere sağ olsun şu an Mert abinin evindeyiz. Sohbetimiz, muhabbetimiz güzel gidiyor. Allah hiçbir şekilde canımız sıkılmıyor. Allah razı olsun. Allah sizden de razı olsun canım. Ben de razı olsun. Üst katımızı mesela onlara şey yap. Gelirsiniz buraya. Dün akşam da bizdelerdi. Dün akşam da bizdelerdi. Gelirsiniz eğer daha sonra bu bina hepsini şey yapacağız. Bizim öğrenciler de oluruz. Binanın çoğu zaten öğrencilerle dolu. Bu Koton binası diyorlar. Burada fazlaca öğrenci var. Öğrenci binası gibi. Zaten. Şimdi yurda bir değinelim arkadaşlar. Buraya gelmek isteyenler yurtta hani yurt seçeneği var mı falan. Evet, devlet yurdu da var. Özel yurtlar da var. Devlet yurdu bayağı kötü. Hani Türkiye'deki KYK'larda kaldım ben yıllar önce. Gördüm yani çoğunu gördüm. Bir kısmında da kaldım. KYK'ları, buranın adı KYK değil tabii ki, devlet yurdu. Yatakhane de 2-3 kişi kalıyor yani odalarda, ama odalarda duşluk yok. O yüzden tuvalet banyo yok. Yani bunlar için ayrı bir kat seçilmiş, oraya gidiyorsun. Yemek, bodrum kat, evet. Yemekhane de yok. Her katın bir mutfağı var. Öğrenciler kendi imkanlarıyla yemek yapıyor. Oradaki bazı ablalar, mutfak sorumlusu ablalar da temizliyor mutfağı falan, ama yine bir ev ortamı gibi düşünün. Evde nasıl ki işte orada tenceren, tavan varsa gidip o tencere, tavayla yemek yaptıktan sonra aynı şekilde yıkayıp yine yerine koyuyorsun. Komine bir yaşam var ama şey değil yani, hani çok sağlıklı değil. Eğer orada kalacaksan zaten eve çıkarsın. Şey çok fazla değil. Yurt ücreti çok fazla değil. Sanırım ilk geldiğim yıl dönemde 150 manattı diye hatırlıyorum. Şu an 800 manat. Şu anda 800 manat yıl boyunca. Yıl boyunca 800 manat. Tek seferde veriyorsun. Ondan sonra yıl boyunca kalıyorsun. Evet, Metin araya girdi. Yıl boyunca 800 manat veriyormuşsun. Evet. Ve bir daha ödeme yapmıyorsun. Özel yurtta ise ayda 150 manat veriyorsun. O da hemen hemen aynı, ama fark şu. İki kişilik. Özel yurdu gerçekten öneriyorum. Ben kaldım. Mükemmel. Ben de gittim. Orada da baktım. Birkaç günlük misafir gibi kaldım. Otel odası gibi değil mi? Otel odası gibi aynen. İki kişilik odalar. Üç kişilik olan bazı odalar da var değil mi? Evet. Yeni, onlar yeni ekleyen. Birkaç tane odada üç kişilik odalar var. Bunu sesi kapatır mısın? Üç kişilik olan odalarda yine kişi başı bir tane çalışma masası da var. Onlarda WC ve banyo otellerdeki gibi odanın içerisinde. Ama yine mutfak, o özel yurttaki gibi. Mutfağa gidiyorsun, ortak bir şekilde yemeğini yapıyorsun. Birileri yapıyorsa, ocaktaysa onda sen sıra bekliyorsun gibi şeyler var. 150 manattan 3 kişi bir odada kalıp bu şekilde yaşayacağına diyorsun ki zaten ben toplam 450 manat ediyor 3 kişi. Evet, çıkalım 450 manatta evde yaşayalım diyorsun. Aha, ve çoğu kişi bu şekilde bu sefer eve çıkıyor, anlaşabilenler. Bir de mesela Türkiye'deki gibi değil yurtlar, herkes kendi yemeğini yapıyor. Yine aynı şey geliyor yani, yemekler de kendinden olduğu için 150 manat artı yemek gibi düşün. Üniversitede de yemekhane yok. Bu eksisi var. Onu da değineyim. Bu da çok önemli. Çünkü üniversitelerde iki üniversitede kaldım. Çoğu üniversiteye de gidip misafir olarak da kalıp ya da işte gezdiğim yerler oldu. Hatta yaz okulu olarak aldığım başka üniversiteler oldu. Orada her üniversitede bir yemekhanesi olur. Yani öğle yemeği muhakkak çıkar öğrenciler için. Burada öyle bir şey yok. Öğrencinin yemekhanesi yok. Yani zaten tek öğün gidiyorsun. Ya sabahçısın ya öğlecisin. Ya yemeğini yer gidersin öğleciysen, ya da zaten sabahçıysan da çıktığında evine gelir yemek yersin. Yemekhanesi yok. Bununla ilgili aslında bir konuşmayı düşünüyordum yönetimle. Rektörlükle böyle bir şey yapılabilir mi son bu değişiklikle beraber? Belki bir yemekhane de yapılabilir. Öğrenciler için iyi olur. Sabahçı olan sabah çıktıkta öğle doğru çıktığında yemeğini yer, öğle evine gider. Dert şeyle uğraşmaz. Yemek derdiyle uğraşmaz. Öylece olan da gelir yemeğini yer, öğle girer dersine.
böyle bir şey yapılabilir. Bununla ilgili de ayrıca buradan rektörlüğe çağrımızdır. Aynen öyle. Yani okulun bir eksiği var, sosyal alan yok. Öğrencilerin birlikte olacağı sosyal alanlar göremiyorum ben. Sadece bir sosyal kafe diye bir kafe var. Onun dışında hani bir bank olur, park olur, bir oturup sosyalleşeceğiniz bir yer olsa çok güzel olur. Sadece halı sahalar falan var, basketbol sahalar falan var. Onun dışında sosyalleşebileceğimiz bir yer olmaması çok kötü bence. Çünkü burası üniversite. Her türlü sosyal alan olması gerekiyor. Sadece bir kafe dışında birkaç daha kafe olsa daha mantıklı, daha güzel olur bence. Dediğim gibi abi, yemek mekanı da çok önemli. Çünkü gün boyu okulda olan arkadaşlarımız oluyor. Mesela alttan dersi oluyor, sabah derslere giriyor. Öğleden sonra tekrar derslere giriyor. Gün boyu okulda kalıyor ve sadece kafede tost ya da ve benzeri şeyler yiyor. Bir yemek mekanı olsa çok daha güzel olurdu okulumuz için. Doğru, onu düşünemedim. Alttan dersi olanlar sabah da gelmek zorunda kalıyor. Ya da şey, sabahçısı öyle de gelmek zorunda kalıyor. Sıkıntı yaşayabiliyor öğrenciler. Okulumuzda lise gibi saç sakal, saç değil de sakalımızı kesmek zorundayız. Kravat, gömlek, önlük giymek zorunlu. Bu büyük bir dert öğrenciler için. Tıkalı kıyafet yönetmeliğim burada biraz abartmışlar, askeriye gibi arkadaşlar. Biraz o var, onu söyleyelim. Çok fazla gömmek istemiyoruz ama gerçekleri söylüyoruz. Neyse o. Şu an bizim ülkemizde bile eskiden mesela öyleydi ortalıkta lise falan için, ama şu an onlar bile forma getiriyor. Bizim liseler de böyle değil ama yani gömlek ya kravat, yani kravat da takmak zorunda. Düşünsene sen koridorda geziyorsun, dekan seni görüyor, diyor ki kravatını tak diyor ya da gömleğini düzelt diyor. Böyle sorunlarımız var. Umarım bunlar çözülür en yakın zamanda. Temennimizdir. Bazı değişiklikler oldu. Bu da demin oklavayla gelen arkadaşımız. Onu da söyleyelim. Öbür tarafa gitti oklavayla. O ben dedim, o ileride. Öyle mi? Oklavayla ne yaptı ne etti pek bir fikrimiz yok. Sağlam gelmiş. Oklava değil, oklava küçük, bu biraz sağlam olsun. Bu büyük müydü yani? Süpürge sapı mıydı? Aynen, süpürge sapı mıydı? Evet arkadaşlar, söylemek istediğimiz daha belki çok şey var ama videoyu çok fazla uzatmanın bir anlamı yok. Çok evet, toparlayamadık. Biraz böyle dağınık dağınık anlattı ama umarım bir faydası olmuştur size, buraya gelmek isteyenler için. Ha bir de ekonomiye değinelim. Hani burası çok pahalı mı? Nasıl bir yer? Nahçıvan'ı biliyorsunuz zaten. Iğdır'ın hemen sınırında bir yer. Iğdır'la burası arasında 180 kilometre var. Evet. Sınırla 90 kilometre mesafede. Yaklaşık hemen aynı, biraz daha pahalı diyebiliriz, çok az. Hani nereye göre diyeceksin? O da normal aslında. Şanlıurfa'ya göre aslında biz Urfalıyız. Urfa'ya göre, işte doğu illerine göre, Diyarbakır, Mardin'e göre biraz daha pahalı olabilir. Ama İstanbul'dan gelen, işte İzmir, Ankara'dan, büyük şehirlerden gelen insanlar için ucuz bile diyebiliriz hatta, ya da yaklaşık aynıdır. Atıyorum işte marketten alacağın domates, biber, işte sebzeler, meyveler hemen aynı fiyatları. Kiralar yaklaşık aynı. Hani yine tekrarlıyorum, doğu illerinde biraz daha ucuz oluyor bilirsiniz. Kiralar, işte gayrimenkul falan fiyatları biraz daha ucuz olur. Batıda, özellikle büyük şehirlerde daha pahalı olur. Bu da yaklaşık ikisinin arası gibi bir yer diyebiliriz yani. Bizim 650 manata mı? 600 manat. 600 manat. 2 artı bir evimize 600 manat ödüyoruz. Evet, 2 artı bir bir eve 600 manat veriliyor. 600 manatımız da şu an kur 11 diye saysam. Hemen 11, 11.5, 11.25 falandı. İnşallah yıllar sonra video izlediğinizde de yine bu kurla vay be, bu kur ne kadar da düşükmüş işte demezsiniz. Çünkü ben ilk buraya geldiğimde video çektiğimde çektiğim videolara bakıyorum, şey diyorum, hani diyorum ki işte sebzeyi çekiyorum ya da meyveyi çekiyorum, diyorum ki üzüm işte 1.5 manat falan diyorum, kuru 4'le çarpım falan demişim. Şimdi izlediğimde diyorum vay be, o zaman kur 4'müş. Çünkü adamların paraları dolarla sabit endeksli, 1.7 ile sabit endeksli, dolar arttığı zaman ya da TL değer kaybettiği zaman adamların da otomatikmen parası daha değerleniyor. Umarım yıllar sonra izlediğinizde de yine kur 11 civarında olur ve TL değer kaybetmez. Ya bu endekslemelerin de aslında belki çoğu arkadaşlar bilmiyordur. Yani biz bile yani son zamanlarda öğrenmiş olduk. Şey, yani bu endekslemelerin
devletli sistemin de daha öncesinde devlet büyükleri Azerbaycan adına Amerika'ya belli bir bu arada tam kesin doğrudur demiyorum. Çoğu söylentiler bu şekilde. Çoğu Azerbaycan arkadaşlarımızdan falan duyduğumuz böyle. Belli bir para ödüyor. Yüklü bir para ödüyor. Sadece 25 yıl mıydı, 20 yıl mıydı ne dolar sadece 1.70'te sabit kalıyor. O parayı ödediği için. Ha, yarın öbür gün sizi video izlerken falan belki o sözleşme falan bitmiş olabilir. Her şey olabilir yani. Ha, dolarla manatın 1.7'ye sabit olmasından bahsetti. Evet, o evet. Konuda çok bir fikrim yok. Yani benim yorum yapmama gerek yok. Dediği doğru da olabilir bilmiyorum. Ya da petrolü olduğu için de Amerika'nın parasıyla sabitlendirilmiş de olabilir bilmiyorum. Çünkü bu şeyde de aynı şekildedir. Irak'ta da aynı şekildeydi. Dolarla sabit endeksliydi. Onun tam ayrıntısını bilmiyorum inan. Yani kısacası ilk geldiğimizde manat 3 TL iken, 1 manat 3 TL iken şu an 11 TL civarı. Sıkıntı bizim için biraz. Teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Kafanızı şişirdik ama kusura bakmayın. Allah'a emanet.